Bomboş unutabilsek, unutmadan yanayım ben. Ama unuttukça insanın anıları çoğalıyor. Latife Tekin'in Unutma Bahçesi'nin ilk cümlesini konuşacağız bugün. Konuğumuz müzisyen arkadaşım Gökay Pehlivan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahin Bey. Gökay arkadaşımla bu ilk cümleyi konuşacağız ve bu ilk cümleden belki de biraz da müzik, biraz eğitim, biraz hayat, biraz kitap, böyle ne diyelim her şeyden bir parça konuşarak hoş vakit geçirmenizi sağlayacağız. Bu arada tabii biz de hoş bir vakit geçirmeyi umuyoruz. Öyleyse başlıyoruz. Gökay, bu cümleyi ilk okuduğunda aklına ne geldi? Şimdi şöyle diyeyim. Bomboş unutabilseydik derken aslında evet. Aslında şöyle diyelim, hani insan aslında unutmak istediği şeyler kötü anılarıdır. Yani evet. İyi anıları kimse unutmak istemez. Doğru. Yani kötü yaşadığı olayları hepsini unutmak isterler. Doğru. Ama tabii beynimizin de bilimsel açıdan şöyle bakarsak belli bir kapasitesi var ve bilim adamlarının söylediklerine göre yeni bilgileri öğrenebilmek için eskileri unutuyoruz. Aslında unutmuyoruz. Bilgisayar gibi düşünelim. Bir tarafta onlar çöp kutusu gibi veya işte kullanılmayan dosya bölümüne gidiyor. Saklanıyor. Evet, oraya saklanıyor yani. O evet. Şekilde orada duruyor. Şimdi bizim bomboş unutabilseydik derken buradaki yazarımız keşke hepsini unutabilseydik diyor. Yani her şeyi gerçekten tamamen kafamızdan silebilseydik. Evet, hafızamızı yani, tamamen evet. Bilgisayar dediniz. Aynen. Bilgisayar gibi böyle komple format atıp boşaltabilseydik. Format atabilseydik diyor. Ama ne yazık ki bizim beynimize bunu format atamıyoruz. Evet. Unutmak istediğimiz sürece o hakikaten unutmak istediğimiz şeyler orada birike anılar evet. Orada aslında çoğalıyor. Evet. Ve bunu ben şeye benzetiyorum. Mesela bir makaleyi okurken oradaki bir verilen bir linke nasıl gidiyorsak evet. Bizim yaşantımız içerisinde de yaşadığımız olaylardan o kötü anılarımızdan veya unutmak istediğimiz, iyi de olabilir bu. Evet. Unuttuğumuz anılara geri dönüş yapabilir. Evet. Sanki bir link almış gibi oraya gidebiliyoruz. Evet. Olay bu yani. Aslında unutmak dediğin gibi yani insan kötü şeyleri unutmak istiyor ama unutmanın şöyle bir ters tarafı da var değil mi? Yani unutmak istediğin şeyi aynı zamanda da hatırlıyorsun değil mi? Aynen. Yani. Bunu unutayım derken aslında onu hani biraz da yukarıya çıkarıyorsun, bilinç üstüne çıkarıyorsun. Yani unutayım dediğin şeyi daha çok hatırlıyorsun. Dolayısıyla unutmak istedikçe sanki daha çok hafızanda yer ediyor gibi bir şey var. Kesinlikle. Çünkü o devamlı hafızanda yani unutmak evet. istiyorsun. Öyle bir şey. Aslında en güzel unutma nedir? Yeni olaylar, yeni yaşantıların içine girip o olayı bir de aklına getirmemek. Yani evet. Unutmaya çalışmak gerçekten dediğin gibi evet. Unutmamak demektir. Yani. Evet, unutmaya çalışmak kötü. Fakat tabii her insanın hayatında unutmak istediği ama unuttukça da anımsadıkça da belki de üzüldüğü, çünkü olumsuz şeylerden konuşuyoruz, üzüldüğü anılar vardır, hatıralar vardır. Hani çok özele girmek istemiyorum ama senin de böyle hani unutmak isteyip de unutamadığın şeyler var mı burada anlatabileceğin yani ya da üstü kapalı geçebileceğin bir şey? Mutlaka vardır da yani, hani. Evet tabii ki de herkesin hayatında olduğu gibi evet. Kötü, iyi bir sürü anı var. Unutmak istediğimiz mesela annemin vefatı. Evet. Annemin vefatında yaşadıklarım. Evet. Bunları unutmak istiyorsunuz ama onları unuttuğunuz zaman da sanki annenizi unutacakmış gibi bir şey ortaya çıkıyor. Evet. O yüzden de hani annemizle yaşadığımız her iyi anıyla gibi o ölüm olayı da bir kötü anıydı. Onu da unutamıyorsunuz yani. Onu da kafanızda bir tarafına koyuyorsunuz yani. Evet. Yani insanın hayatında yer etmiş önemli ne diyelim aile bireylerimizi tabii hayatımızdan çıkmış bu artık göçmüş aile bireylerini insan hem unutmak istemiyor hem de o son anları insana acı veriyor. Evet dediğiniz gibi bazı şeyleri unutmak isteseniz de unutmak da doğru değil. Değil tabii ki. Hem de artık şöyle düşünelim. Ben yani onu da çok önemli bir konu bu. Yaşadığımız kötü bir şeyi unutursak ileride onun benzeri bir olay yaşadığımız zaman bundan ders almamış da olacağız. Yani yaşadığımız bir şeyde onu unutmamamız gerekiyor ki evet. Aynı olayın benzeri bir olay yaşadığımızda ona göre daha temkinli, daha dikkatli yaklaşım
sağlayabiliriz. Yani unutmamız da pek doğru olmuyor yani. Evet, demek ki aslında unutmak istediğimiz yani olumsuz şeyler ya da olumsuz ya da ne diyelim kötü hatıralar aslında bir anlamda bizim için de bir deneyimdir. Kesinlikle. Gökay, böyle bir cümleyi okuduğunda bu kitap sende bir okuma isteği uyandırır mı? Ya da sende ne gibi çağrışımlar yaparsın? Sen ne yaparsın böyle bir kitap karşısında? O kitabı okumaya başlar mısın? Sence bu cümle dolu dolu bir cümle mi? Yani anlamlı bir cümle mi? Evet anlamlıdır ama yani senin için ne kadar anlamlı ya da? Kesinlikle çok anlamlı bir cümle. Ve kitap sanki psikolojik bir kitap gibi. Evet. İnsanın psikolojisine yönelik, insanın altyapısında, iş dünyasında yaşadıklarını veya yaşamak istemediklerini, yaşamak istediklerini anlatan bir kitap diye düşünüyorum. Evet, yani böyle bir cümleyle başlayan bir kitap seni okumaya, o kitabın diğer cümlelerini ve sayfalarını okumaya yönlendirebilir. Kesinlikle yönlendirebilir. Çünkü herkes bence bu kitabın içinde bana göre evet. kendinden bir parça bulabilir diye düşünüyorum. Evet, tabii doğru. Çünkü herkesin unutmak istediği bir takım şeyler var. Herkesin geçmişinde belki de anımsamak istemediği kötü ne diyelim anıları var. O kesinlikle. Yüzden evet, herkes bir şeyleri unutmak isteyebilir. Peki şimdi unutmak dedik, buradan senin müzik konusuna bağlayacağım da, yani şuraya bağlayacağım. İnsan unutmak istedikçe hatırlıyor ya, ama müzik de bize ne kadar unutmak istediğimiz şey varsa hepsini hatırlatan güzel bir sanat. Sen müzikle uğraşıyorsun, senin için herhalde unutmak daha zor olacak. Kesinlikle. Yani müzik zaten unutulacak bir olay değil. Evet. Yani müzik biliyorsunuz ki sanatların içerisindeki en popüler sanat. Evet. Yani diğer sanatlar da tabii ki de popüler ama bunun içerisindeki en popüler sanat müzik sanatı. Evet. Çünkü yeryüzündeki dünyanın nüfusunun diyelim ki işte 6 milyar, 7 milyar diyelim. Yani bunun 7 milyar desek bile 6 milyar 950 milyonun kesinlikle müzik dinliyordur. Evet, doğru. Öyle de bir ama, şey ama mesela edebiyatla bu kadar kişi ilgilenmiyordur. Tabii, doğru. Yani müzik gerçekten en popüler sanat olarak düşünüyoruz. Yani bunu unutmak mümkün değil yani. Evet. Biraz böyle alanında söz edelim. Keman değil mi? Alanınız? Evet. Yani ben biliyorum da hani öyle hı-hı. soruyorum. İzleyicilerimiz de şey yapsınlar. Kaç yıldır keman çalıyorsun? Ben kemana üniversitede başladım. Ha. Daha önceden bağlama çalıyordum. Aa, çok güzel. Çocukluğumda işte bağlamayla başladık biz. Her Türk vatandaşı gibi evet. Bizim orijinal çalgımız bağlama. Peki ben bir şey soracağım. Şimdi çocukluğunda dedin ya. Hani birçok kimse der ki bir enstrümana başlamak için ya da onu çalmak için yani çocuklukta başlamak gerekir diyor. Bu neye kadar doğru? Mesela ben de şimdi bu yaşımda bir enstrüman çalmak istiyorum. Uğraşsam yapabilir miyim yani? İlla çocukluğu mu yani? Ben şimdi artık çocukluğuma gidemem yani. Böyle bir şart var mı? Şimdi ya da öyle bir aradaki şart, fark nedir? Kesinlikle öyle bir şart yok tabii ki de. Ama yani müzikle ilgili profesyonel bir gelecek düşünüyorsanız evet. mutlaka çocukluğunuzdan başlamanız lazım. Evet. Ama bunun örnekleri yok değil. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Bir çello sanatçısı 34 yaşında çelloya başlamış. Dünyanın çok sayılı çellocularından birisi olmuş. Evet. Bu kişi nedir? Aslında altyapıda müthiş bir yeteneği vardır. Ama bu yeteneğinin farkına o zamana kadar varamamış. Evet. Ama o gerçekten çocukluğunda başlamış olsaydı, tabii yani bunların hepsi varsayım, çok büyük bir sanatçı da olabilirdi. Evet. Belki de violonseli bırakırdı. Evet. Yani evet. bilemeyiz kimin nasıl ya ne ölçüde hangi yaşta başladığı zaman nereye kadar gidebilir ama yani bilimsel yaklaşırsak olaya çocukluğunda başlayan bir kişi daha fazla egzersiz, daha fazla etüt, evet. daha fazla eser çalışması veya daha fazla hocayla muhatap olması, o hocadan bu hocadan yani herkesten bir şeyler almış olması tabii ki de bir de disiplinli ve sabırlı bir öğrenci ise yani kaçınılmaz son büyük virtüöz sanatçı olma şeyi kaçınılmazdır. Peki yani disiplinli dedin, galiba disiplinli olmak da önemli. Bunu biraz açmak istiyorum. Hani hangi yaşta olursa olsun, hangi yaşta olursanız olun ya da bir enstrümana başlamak istiyorsunuz. Şimdi Gökay arkadaşımdan yani bir enstrümana başlamak isteyen ya da yeni başlayan için
ne yapması gerekir? Yani disiplinden kasıt nedir? Nasıl çalışması gerekir? Günde kaç saat çalışması gerekir? O kişinin böyle bir sahnelere çıkıp hani konser verme bir derdi yoksa, daha çok bireysel yani amatör olarak kendi duygularını tatmin amaçlı bir şeyler çalmak istiyorsa ne yapmalı? Nasıl çalışmalı? Şimdi öncelikle Şahin kardeşim, bir enstrümana başlamak rastgele olmamalı diye düşünüyorum. Evet, çünkü çok iyi. Birincisi, enstrümanı seçerken senin fiziki yapın da çok önemli yani. Evet. Mesela biz küçük çocuklarda, anne baba çok uzunsa ve çocuğun gerçekten bir yaylı çalgı çalmaya şeyi varsa, yani yaylı çalgıyla başlatırız ama onun gelecekte bir viyolonsel veya kontrbas çalabileceğini de hesaba katarak eğitim vermek gerektiğini düşünüyorum. Vücut yapısından tabii dolayı. Yani vücut yapısı yani uzun olacak belli. Evet. Tabii ki de keman da çalabilir uzun olunca ama fiziğim eğer benim bu çalgıyı çalmaya, çünkü bir kontrbas çalmak için gerçekten çok uzun boylu olmam lazım. Evet. Şimdi kontrbas çalabilip hem uzun boylu olacaksınız hem de yetenekli olacaksınız. Şimdi bu çocuğu da biz küçük yaştan yeteneğini geliştirmemiz gerekiyorsa, evet, kontrbasa başlatamayacağımıza göre o yaşta, evet, boyunun uzayacağını hesaba katıp kontrbas da çalabileceğini düşünerekten bence ona o şekilde bir eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani. Peki diyelim ki hani önce dediniz ki yani çocuklarda çalgı seçimi bir defa çok profesyonel olmalı dediniz. Evet. Nerede mesela diyelim çocuk güzel sanatlara gitmiyor. Çocuk mesela ortaokulda okuyor. Nasıl yapabilir? Aile nasıl yapabilir çocuğunun hangi çalgıya yatkın olduğunu? Nasıl anlayabilir? Nereye başvurabilir? Şimdi öncelikle tabii çalgıya yatkın olmadan daha çok bir de kişinin bir çalgıyı istemesi. Hmm. Yani çünkü istemediğiniz bir çalgıda sizin, ben şimdi sana diyeyim ki sen bu çalgıya yatkınsın, sen bunu çalacaksın ama senin içinden o çalgıyı çalma isteği gelmiyorsa, ben istediğim kadar seni zorlayayım, o çalgıda sen çok da başarılı olamazsın. Evet. Yani önce bir kere çalgıyı sevmen gerekiyor. Evet. Şimdi öncelikle çocuğun hangi çalgıya ilgi duyduğunu bulmak gerekiyor. Evet. Yani bir sürü çalgı var. Üflemeliler var, vurmalılar var, efendime söyleyeyim tuşlular var, yaylılar var. Bunların hepsinde hangisine çocuk ilgi duyuyor? Ne yapabiliriz? İşte çocuğumuzu değişik konserlere götürebiliriz. Evet. Her çalgının mesela olduğu veya işte çocuğun ilgisini duyduğunu düşündüğünüz çalgılar üzerinde, popüler çalgılar üzerinde konserlere götürüp o çocuğu o çalgıları dinlettirebilirsiniz. Gözlem yapacak. Evet, yani. Evet, konsere götüremiyorsanız ne bileyim YouTube'dan açarsınız. Evet. Videolar çocuğa dinletirsiniz, izletirsiniz. Böylelikle çocuk zaten kendi içinden bir çalgıya yönelecektir. Ha. Yani bu gitar olur, bilmem ne olur yani mutlaka birine yönelecektir. Ve yöneldiği zaman da işte o yönelme esnasında profesyonel yardım almak gerekiyor. Hmm. Yani benim çocuğum böyle bir çalgıya yöneldi ama işte diyelim ki çok küçük minicik parmakları var ama yani çocuğunuz kontrbas çalmak istiyor yani. Evet. Veya işte sizin şeyiniz, kapasiteniz o şeye uygun değil, fiziki yapınız. Evet. Çocuğunuzun da aynı fiziki yapıda olacağını düşüneceksiniz. Evet. İleride yani size benzer olacak. Evet. Ama tabii bu şey değil, mesela benim boyum 1.70, oğlum 1.90. Evet, yani, yani olabiliyor da böyle, evet, şeyler. Yani ama tabii yani bu kıstas değil ama en azından yani bu bir önce ön fikir olmalı diye düşünüyorum. Evet, evet. Ama öncelikle çocuğun istemesi gerekiyor. Çocuk istemezse mümkün değil, o çalgıda başarılı olamıyor. Evet. Peki yetişkinler için söyleyelim. Yani diyelim ki hani 35-40 yaşın üstündeki insanlar da bir çalgı aleti çalmak istiyor. Bu bağlama olur işte. Ne bileyim başka bir şey olur, keman olur yahut piyano olur, neyse artık. Onlar nasıl yapmalı? Onlar günlük ne kadar çalışmalı? Hani yetişkinler sonuçta, evet, daha bilinçli bir seçim yapıyorlardır. Yani birisi bağlama seçiyorsa bunu bilinçli yapmıştır artık. Kesinlikle. 40 yaşındaysa. Bu ne kadar çalışmalı günlük? Ne kadar emek sarf etmeli? Kendisini, sadece kendisi için yapıyorsa bunu, bir hobi olarak yapıyorsa. Yani şimdi bu konuyla ilgili çok güzel anılarım var benim. Evet. Şimdi bir kere belli bir yaştan sonra artık profesyonel çalma olayını kafamızdan biraz böyle, yani o demin verdiğim örnek vardı, yani çelloji örnek. Evet. Bunlar çok yani 1 milyonda bir örnek. Evet, nadir örnekler. Yani çok nadir örnekler. O yüzden
profesyonel düşünmeyeceğiz olayı artık. Biz buna hobi olarak bakacağız. Evet. Yani çalmanın gerçekten okumanın yaşı olmadığı gibi. Evet. Öğrenmenin yaşı var mı diyoruz. Yok. Öğrenmenin her türlü yaşı yok yani. Çalgı da aynı şekilde. Bunun bir yaşı yok. Ama sizin gidebileceğiniz nokta bellidir. Yani evet. Çünkü artık bizim sonuçta bir kas bu. Evet. Yani parmak kaslarınızın kütleşmesi zamanla, evet, yaş gereği, işte romatizmalar olabilir. Efendime söyleyeyim, başka şeyler, rahatsızlıklarınız olabilir. Yani bunları tabii göz önüne alaraktan sizin gidebileceğiniz nokta bellidir. Yani ama her insanın istediği bir çalgıyı toplum içerisinde, yani öğrenip toplum içerisinde ben buradayım diyebileceği bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Yani hiçbir insan ben hayatta bunu yapamam demesin. Benden olmaz demeyecek. Yani. Hayır, benden olmaz demesin. Herkesin gerçekten yapabileceği bir enstrüman var. Önemli olan o enstrümanı bulmak diyorsunuz. Yani belki içsel yeteneğiniz yoksa mesela yaylı çalgı çalamayabilirsiniz. Evet. Ki biz onlara bile, ben kendi adıma söylüyorum, yani hiç içsel yeteneği olmayana bile yani kemanla 2-3 parça çaldırabiliyorum. Evet. Yani uğraştığımız zaman çalınabiliyor. Evet. Ki onu bile yapabiliyoruz yani. Ne yapıyoruz? Kemanın üzerine işaretler koyuyoruz, noktalar koyuyoruz falan. Evet. Hani buraya bas falan bilmem ne. Evet, evet. Yani o şekilde çaldırıyoruz. Tabii uzun vadede oluyor. Daha uzun vadede oluyor. Ama herkesin çalabileceği bir çalgı mutlaka var diye düşünüyorum ben. Evet. Biraz da bu işin hani buradan başladık, madem bu çalmadan başladık. Biraz eğitim kısmına gelelim. Malum siz de bir güzel sanatlarda öğretmensiniz. Türkiye'de güzel sanatlar, tabi sayısı da çok bilmiyorum ne kadar, hani sayısını siz biliyor musunuz? En son 56'ydı hatırladığım kadarıyla, ama ondan sonra açıldı mı bilmiyorum. 56'da ben kaldım yani. Evet. Peki yani öyle yuvarlak 50-60 arası diyelim. Evet. Güzel sanatlar liseleri var. Tabi üniversiteler var. Bunların yani eğitimleri nasıl yani? Ben böyle çok iyi bir eğitim verildiğini düşünmüyorum. Çünkü bakın 56 tane diyorsunuz güzel sanatlar lisesi var. Neredeyse birçok üniversitenin de güzel sanatlar şeyi var, fakültesi var. Buna rağmen bizde yani biz mi göremiyoruz? Yoksa hani bunların eğitimi çok iyi değil mi? Böyle dünya çapında falan çok fazla şeylerimiz çıkmıyor, sanatçılarımız çıkmıyor. Yani toplasanız bir elin parmaklarının sayısını geçmiyor. Bir eğitimde bir şey var mı? Bir sakatlık var mı? Ya da bir yanlışlık var mı? Ne dersiniz? Bu konuda bir gözleminiz var mı? Yani öncelikle bir kere güzel sanatlar liselerinin tarihine bakmamız lazım. Çıkış amaçlarına bakmamız lazım. Evet. Ne amaçla güzel sanatlar liseleri Türkiye'de kurulu, eğitim vermeye başlamış? Evet. Yani bu amaç. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Avni Akyol, evet, güzel sanatlar lisesinin kurucusu. Yani evet. Onun bakanlığı döneminde kurulup. Benim tabii duyumlarım bunlar. Herhangi bir belge dayalı konuşmuyorum şu anda. Evet. Bizim duyumlarımız. Avni Akyol hocamız güzel sanatlar liselerini kurarken amacı mühendis olsun ama bir şey çalsın. Efendime söyleyeyim, avukat olsun ama bir şey çalsın, bir şey söyleyebilsin. Evet. Yani yeteneği olanlar güzel sanatlar liselerine girsin. Güzel sanatlar liselerinde hem müzik eğitimi alsın, hem tıp okusun, hem efendime söyleyeyim işte avukat olsun, evet, veya işte mühendis olsun. Yani çok yönlü bir insan yetiştirmeli. Evet, çok yönlü yani olsun. Yani evet, amacı bu olarak biliyorum. Hatta o dönemlerde biz, biliyorsunuz siz de belki öğretmenliğiniz döneminde o döneme şey yapmışsınız, Anadolu Lisesi'ydik. Evet. Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'ydi. Evet. Ve ilk etapta biz 24 saat İngilizce eğitimi de görüyorduk. Evet, doğru. Güzel Sanatlar Lisesi 24 saat İngilizce eğitimi, ya yabancı dil eğitimi görüyordu. Evet. Neden yabancı dil eğitimi görüyordu? Çünkü uluslararası platformlar da hem kendi müziğimizi daha iyi anlatabilelim, evet, kendimizi anlatabilelim, hem de kültür açısından diğer kültürleri de çok rahat tanıyabilelim, öğrenebilelim, evet, amacındaydı. Yani çok mükemmel bir eğitim vardı o dönem, çok iyi hatırlıyorum. Gramer eğitimi vardı, video eğitimi vardı, okuma, telaffuz falan. Yani çok güzel bir sistem vardı. Ve çalgı eğitimi falan da mükemmel. Yani oraya da bugün günümüze geldiğimizde de günümüzdeki güzel sanatlar listelerine baktığımda ben müzik eğitimini ele alıyorum. Evet. Yani müzik bölümünü ele alıyorum.
müzik bölümündeki öğrenci ya konservatuara gidecek diyoruz. Evet, doğru. Ya da eğitim fakültesine gidecek. Bir evet. de GSF'lerin müzikoloji yani evet. şeyleri bölümleri var. GSF'lerin o bölümlerine gidebiliyoruz. Evet. Bir de konservatuvarlarda çalgı yapım bölümleri galiba. Öyle anladım. Onlar bir de zanaat bölümü. Evet, yani. Zanaat bölümü. Onlar da yine bizim bölümlerden eleman evet. alıyor. Şimdi bu tabii ki de şimdi konservatuvar dediğimiz zaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde mezun olan bir öğrencinin Batı Müziği Konservatuvarı'na girme şansı milyonda bir. Ha. Yani Batı Müziği ile ilgili bir eğitim alması çok zor. Evet. Çünkü yani şöyle neden zor? Tabii biz şimdi olayın başına dönüyorum. Evet. Öğretmen yetiştiren kurumlarda evet. yani ben mesela kendimi evet. biz üniversiteden mezun olduğumuzda üniversite derslerimizin içerisinde bizim mesela ben keman eğitimi aldım. Evet. Ama keman nasıl öğretilir dersi almadım. Ha. Şimdi çello öğretmeni çello nasıl öğretilir dersi almadı. Evet. Bize nasıl öğretildiyse biz de üstüne ne koyuyorsak. Evet. yani kendi, pedagojik tarafı biraz eksik diyorsunuz. Pedagojik tarafı tamamen eksik. Evet. Zaten şöyle düşünün. Yani bizim zamanımızdaki öğretmenleri düşünüyorum ben. Ya 19 yaşında kemana başlamış, 17 yaşında kemana başlamış. Ne kadar kendisi geliştirecek ki? Evet. Kendini geliştirdiği farz edin. Onun ne kadar eğitim aldığında ne eğitim vereceksin ya? Yani 22 yaşında geliyorsun öğretmen. Kimden eğitim aldık veya bir de yani kimden eğitim aldık? Bir de eğitim aldığımız kişi de yine eğitim fakültesi mezunu. Evet. Yani o şeyin içerisinde buna ne diyoruz biz? Yani dönme dolap gibi evet. tamam mı? Yani yanlış adam, yanlış öğrenci. Evet. Dön, yanlış öğrenci, yanlış şey öğretmen oldu. Evet. Yanlış öğrenci aldı. Yine bu şekilde. Yani ne seçmesi doğrurus yani bir seçim yok. Evet. Ne de öğretim deseniz doğrurus bir öğretim yok. Yani siz edebiyatçısınız hocam. Bir bakın bakalım şöyle çevrenize. Üniversite mezunu kaç tane insan kitap okuyor? Evet öyle. Maalesef. Yani yapılan bir araştırmada Türkiye'de en çok roman okuru hangi kesim diye bir araştırma yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Üniversitesi yapmış olabilir bunu, başka bir üniversite de yapmış olabilir. Bu araştırmada en çok romanı hangi kesim okuyor diye bir soru sorulmuş. Ben tabii bu araştırmayı okurken dedim herhalde bu en çok romanı okuyan üniversite öğrencisi öğretmenler olur falan dedim. Tabii çok ilginç bir sonuçla karşılaştım. En çok roman okuyan kesim ev kadınları. Neden? Ben size onu açıklayayım yani. O da çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey yakaladınız. Evet. Şimdi ben müzik öğretmeniyim. Evet. Şimdi ben bir de hani az önce anlattığım gibi ben keman nasıl öğretilir öğrenmedim. Evet. Bu kez ne yapıyorum? Benim yöneldiğim, daha doğrusu zamanımı harcayacağım alan internet ortamında veya işte konservatuvar hocalarından veya işte bir senfoni orkestrasında çalan bir şeyden ben kendi alanımla ilgili benim bana emanet edilen çocuklara nasıl daha fazla yardımcı olabilirim, onlara daha iyi nasıl şey yapabilirim. Yani o alanla ilgili okumaya başlıyorum. Evet. O alana yöneliyorum. Araştırmalarım hepsi o alana gidiyor. Evet. Yani o yüzden de daha az kitap okuyorum. Evet, edebiyat alanına çok fazla zaman. Evet, oraya ayıramıyorum zaman. Çünkü dediğim gibi eksik eğitimin sonuçlarında kim üniversiteden mezun olduğu zaman ben tam takım, şeyi öğrendim yok. Diyebilir misiniz? Diyemeyiz. Zaten hani öyle bir şey zaten mümkün değil. Her şeyi öğrenmeniz evet. mümkün değil. Ama bizim ülkemizde her şeyi öğrenmeyi bırakın, minimum bile öğrenemiyoruz. Evet doğru maalesef. Yani üniversiteden mezun olduğumuzda o alanla ilgili minimumu ne yazık ki evet. öğrenemiyoruz. Yani bir Avrupa ülkesinde veya başka bir Amerika'da falan diyelim bir üniversiteden mezun olan bir adam kendi alanında söz sahibi hakikaten diyebilirim yani. Evet. Ama bizde öyle bir şey yok. Ondan sonra mezun olduktan sonra insanlar tabii belli kesim diyelim. Alanını güçlendirmek için bu sefer araştırmaya gidiyor. Eksiklerini görüyor ve eksikleri evet. tamamlamaya çalışıyor. Bunu yapan da yani yüzdesi çok az ne yazık ki. Evet. Madem benim okumadan alanı. Başladık o zaman Hı-hı. hani okumaktan biraz devam edelim. Tabii okumak insanın hayal dünyasını geliştiriyor. Yani en basit anlamda. Neden bunu ilk olarak söyledim? Çünkü müzik de bir anlamda hayal kurmayı da gerektiriyor.
Yani hayal kuramıyorsanız işte ne bileyim bir beste yapamazsınız, belki notaları yazamazsınız ya da belki daha başka şeyler de vardır. Bu bağlamda hani müzik hayatında okumanın yeri nasıl olmalı? Yani insan, müzikle uğraşan insanlar da kitaba mesafesi nasıl olmalı? Yani bunu merak şimdi, ediyorum. Bu da çok güzel bir şey. Evet. Şimdi ben bir ara böyle, daha doğrusu doğaçlama, mesela çocukla bir eser çalışıyoruz. Evet. O eseri, ben bunu diyorum, sen çalarken diyorum bunu diyorum, ne hissediyorsun? Evet. Mesela diyorum, bak şimdi ben diyorum burada çalıyordum diyorum ben burada. Annem bana kızıyormuş gibi diyorum. Bana diyorum, söyleniyor. Evet. Ondan sonra ben cevap veriyorum anneme, anne niye böyle bağırıyorsun bana filan, bak diyorum burayı çalıyorum müzikte. Evet. Ben bunu böyle anlatıyordum çocuklara. Sonrasında çok daha ilginç bir öğretmen arkadaşımı tespit ettim. Evet. O daha güzel yapıyormuş onu. Evet. Bir gün şeyine gittim, dersine girdim, böyle bakıyorum. Çocuğa diyor ki, bunu diyor çalacaksın, çaldıktan sonra da bana bunun hayalinde öykü yazacaksın bununla ilgili. Hmm. Yani ne hissettim bu müzikle ilgili? Evet. Bana bir öykü çıkart buradan. Evet. Ne kadar güzeldi. Evet, çok güzel. Yani çocuk orada müzikle beraber hayal dünyasını yazıya döküyor. Evet. Yani bu da tabii bunu yazıya dökebilmek için ne gerekiyor Sayın Hocam? Altyapı gerekiyor. Evet. Altyapı içinde çocuğun hayal dünyasını geliştirmesi için kitap okumuş olması evet. gerekiyor. Yani tabii bir de sizde güzel sanatlardaki öğrenciler çok fazla belki enstrümana zaman ayırdıkları için kitabı belki ikinci plana düşüyor, üçüncü plana düşüyor. Belki biraz da zaman kaybı olarak da görüyorlardır, bilemiyorum. Ama tabii bu bilinç onlara da verilebilir. Yani öğretmenlere, edebiyat öğretmenleri aracılığıyla bu bilinç verilebilir. Tabii ki kitap okuyan insan daha çabuk algılar okuduğunu. Yani. Daha çabuk anlar. Bu evet. da bir de aynı zamanda çok kitap okuyan insanların üniversite sınavında daha hızlı soru çözdüğünü. Evet. Yani evet. şimdi hiç okumayan bir insan gibi uzun paragrafta 50 defa dönüyor, alttaki soruyu tekrar okuyor. Aa burada ne demek istiyor? Bir daha okuyor. Evet. Bir daha dönüyor, bir daha okuyor, tabii. Bir türlü bulamıyor. Siz de bu eğitimi verirken yani bu algılama dediğiniz şeyde yani diyelim ki işte çalıyorsunuz, bu sesleri sen de çıkar dediğinde tabii karşıdakinin de bunu hızlı algılaması lazım. Kesin, değil mi? Yani onların kesin, yerine oturması lazım. O zaman lazım. Ders zevkli oluyor, öbür türlü evet. çok işkence oluyor. İşkence. Hem öğrenci için hem bizim için. Evet. Peki sınav nasıl oluyor? Nasıl oluyor diyelim. Sınav bizim tek ses, iki ses, üç ses ve dört ses duyma ilk etapta. Evet. İşitsel yeteneğine bakıyoruz. Bunlar nedir? Tek ses dediğimiz piyanodan bir tuşa basıyoruz. O tuşun verdiği sesi öğrenciden tekrarlamasını istiyoruz. Evet. Aynı sesi bize geri vermek zorunda. Evet. Bundan soruyoruz. Daha sonra iki ses soruyoruz. İki sesi aynı anda basıyoruz. Hmm. Aynen iki rengi karıştırıyorsunuz gibi. Evet, evet, evet. Yani o aynı anda basıyoruz ve ortaya bir ses çarpışması çıkıyor. Evet. Sesler birbirine karışıyor. Evet. Bu karışma esnasında biz diyoruz ki önce kalındaki sesi, sonra da incedeki sesi bize vereceksin diyoruz, sırasıyla diyoruz. Ha, o karıştırmadan sırasıyla kalın. Biz karıştırarak veriyoruz. Ama o ayrıştırarak. O ayrı ayrı ayrıştırarak verecek. Tamam, bize. Çok iyi. Sonra üç sesi aynı anda basıyoruz. Bu sefer üç ses karışıyor birbirine. Evet. Aynı anda bastığımız için bu sefer diyoruz ki yine bu üç sesi diyoruz. Kalından inceye. Kalından inceye doğru ayrıştırarak teker teker ver diyoruz. Evet. Sonra dört ses. Evet. Yine aynı şekilde dört sesi karıştırıyoruz ve tekrar onları istiyoruz. Burada genelde yüzde bu aşamada yani yüzde çalışarak çünkü öğrenci 60, 50 veya 40 başarı sağlıyoruz yani. Evet, evet. Alıyoruz şeyden, sonuçlarını alıyoruz. Asıl büyük olay ezgi tekrarları bizde. Hmm. Ezgi hafızası nasıl? Çok önde bizde yani. Onun evet. puanı da çok yüksek. Evet. Ezgi hafızasında ne yazık ki Türkiye genelinde bu üniversite sınavlarında da soruluyor bir şey. Evet. Türkiye genelinde ezgi hafızasında çok büyük problem var. Ezgi hafızası dediğiniz yani bir ezginin bir bölümünü çalma. Bir bölümünü değil, biz bir ezgiyi mesela diyelim ki 4 ölçülük bir ezgiyi çalıyoruz. Evet. Tekrarlamasını istiyoruz. Bunu da ses olarak tekrarla. Aynı şekilde o da bana na na hecesiyle o ezgiyi çaldığım ezgiyi, ben piyanoyla çaldığım ezgiyi na hecesiyle bana tekrarlıyor. Hafızada tutması çok hafızada önemli. Hafızada tutacak ve onun hiçbir notayı kaçırmadan tekrarlayacak. Evet. Kaçırdığı her notada o ölçü gidiyor bu ana. Evet. Yani o yüzden de sıkıntılı bir çalışma. Ne yazık ki bu bizim ülkemizde, bilmiyorum diğer ülkelerde de aynı mı ama evet. bizim ülkemizde çok büyük bir problem bu. Evet. Ezgi evet. hafızası olan öğrenci sayısı çok az. Anladım. Yani
100 kişi sınava giriyorsa etki hafızası yılan 3-4-5 kişi yani. Hmm. Öbürler mesela yarısını alan var. Tamamını alan 2 kişi 3 kişi çıkıyor yani. Anladım. 100 kişinin içinde. Evet. Yine ritim hafızası var. Bu kez ritim veriyoruz. O ritmi tekrarlamasını istiyoruz. Ritmi neyle veriyorsunuz? Onu ya kalemle veriyoruz ya da herhangi bir yere vurarak ya da eliyle sesle eliyle bize geri veriyor ritmi. Bu da yine aynı bizim okullarımızdaki sınav sisteminde ritim tekrarlarıyla ezgi tekrarları aynı puanda. Yani birisi 32 puan, öteki de 32 puan, 64 puan. Anladım. Alıyor. 26 puan da işitme bölümünün o tek ses, iki ses, üç ses, dört evet. sesten alıyordu 26 puan. Böylelikle 90 puan oluşturuyor. Geri kalan 10 puanında 5 puanını bir şey çalıyorsa bize çalıyor. Diğer 5 puanında bir şey söylüyorsa onu söylüyor. Buraya ortaokul sonunda giriliyor sadece, yoksa bir de ara sınıflarda da girilebiliyor. Eskiden sadece ortaokul sınıfından giriyordu. Evet. Şimdi 9. sınıf bittikten sonra 10. sınıfa geçerken başka bir okuldan tekrar, eğer okulda o sınıfta kontenjan açığı varsa, anladım, boşluk varsa. Boşluk varsa oraya tekrar gene sınavla. Sınavla tabii. Bir sınav yapılıyor, o sınavla geçiş yapabiliyor. Peki hep böyle öğrenciden bahsettik de belki yani güzel sanatlarda çalışmak isteyen öğretmenler de vardır. Yani müzikle ilgili konuştuğumuz için müzikten söz edelim. Mesela bu okullarda çalışmak isteyen öğretmenler buralara nasıl geliyorlar? Onların şartları nedir? Evet, o da bildiğim kadarıyla en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olması gerekiyor. 3 yıl öğretmenlikten sonra valilikler yapıyorlar sınavı. Demek eskiden okullarda yapılıyordu ama şimdi şeyde yapılıyor. Evet. Valilikte yapılıyor. Valiliği seçtiği komisyon. Evet. O komisyon, Öğretmen seçiyor. Öğretmen seçimi yapıyor. Yani öyle diyelim. Valiliğin evet. ve milli eğitimin seçimi evet. önemli diyorsunuz. Organizasyonu. Evet. Senin özel diyelim yani müzikle ilgili özel durumuna gelelim. Ortalama herhalde bir 30 yıldır değil mi? Yani 33. yılımı çalışıyorum. 33. yıl çalışıyorsun. Evet. Bir keman çalalı kaç yıl oldu? Yani ben kemana ne zaman başladım? İşte 84'te kemana başladım. Evet. İlk yani yayı, arşeyi tutuşumuz 84 yılının. Evet, demek ki 37-38 yıl falan evet. diyelim, 37 yani. Yıl falan diyelim. Evet. O daha fazla olmuş. Peki 37 yıldır keman çalıyorsunuz. Herhalde birçok konser falan da verdiniz. Evet. Nasıl bu konserler? Böyle keman konseri mi veriyorsunuz tek başınıza? Yani bunların konseri nasıl oluyor? Yani tek başımıza verdiğimiz de oluyor. Tabii büyük şeyde. Biz eğitimci olduğumuz için daha çok öğrencinin konser vermesi için çaba gösteriyoruz. Evet. Yani biz artık diyoruz hani yetiştirdiklerimiz evet. konser versin. Yani daha çok öğrencinin konser vermesi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Anladım. Ha kendimiz de vermiyor muyuz? Veriyoruz hani çünkü öğrenciye örnek olmalısın. Tabii. Kendimiz de konser veriyor. Zamanlar oluyor. Artı orkestralar. Yani güzel sanatlar listelerindeki orkestralar dersleri var. Şimdi tabii artık branşlaştı mesela. Ben yaklaşık 20 yıl orkestra dersi verdim. Orkestra dersine girdim yani. Evet. Güzel sanatlar liselerinde. Orada da tabii aynı zamanda hem çalıyorsunuz hem öğrencilerle beraber işte dışta güzel çalışmalar çıkıyor yani. Evet. Peki şey var mı? Kendinize ait besteleriniz var mı? Yani öyle evet, sorayım. Benim var. Evet. Mesela özellikle çocuk şarkıları üzerine bestelerim var. Bir de artık bu son dönemde suitler yazıyorum. Suit yazıyorum. Bir suitin... Suit nedir? Onu da bir kısaca yani suit, bağışlayınız. Şöyle düşünelim. Belli konular, aynı şöyle düşünün. Hani bazı roman şeyler vardır, hikaye kitapları vardır. Böyle bölüm bölüm, her bölümde evet. başka konular anlatır. Evet. Ama o konular birbirleriyle bağlantılıdır. Anladım. Hepsi bir bütün yani, oluşturur. Suit de aynı şekilde müzikte mesela 5 bölümlü suit diyelim. Her bölüm diğer bölümlerle bağlantılı ama kendi başına da anladım. Konuları farklı. Anladım. Başka konu anlatıyorsun. Yani aynı şekilde suit. Aslında edebiyatla müzik aynı. Evet. Yani bir senfoniyi düşünün. Senfoni bir romandır yani. Evet, evet. Çok yani, iyi. Yani senfoni bir romandır yani. Öyle evet, düşünün. Evet. Bir ariyeyi düşünün. Arya bence bir küçük bir hikaye yani. Evet, çok bir güzel. Bir küçük bir anı, bir hikaye anısı yani. Evet, şeydir. Evet. Yani öyle düşünün. Müzik de şey gerçekten evet, çok. Evet. Tabii biz müzikle edebiyatı ve tiyatroyu da birleştirmişiz. Evet, ne doğru. Ortaya çıkmış, değil mi? Müzikal opera. Var mesela, opera çıkmış, var, evet. değil mi? Bu arada bir müzikal yazmayı da düşünüyorum. Onun için bir girişimde bulunur. Senaryoyu bekliyorum. Senaryo gelecek. Evet. Hatta senaryoyu da büyük bir ihtimal kadına şiddet üzerine. Çok iyi. Çok güzel bir proje. Senaryo. Ya da
bir arkadaşımla şimdi şey yaptım. Dünyada barış üzerine bir, çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Evet, 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 kesinlikle. Barış üzerine bir müzikal yapmayı düşünüyorum. Ben projelerinizi soracaktım ama siz söylemiş oldunuz. Evet. Demek ki o zaman bir müzikal projesi var. Bir müzikalim var. Barış üzerine veya kadına şiddet üzerine. Evet. Değil mi? Evet. Böyle bir projeniz var. Çok güzel ya. Peki bu şey mi, yani bir kuruma veya kuruluşa ait mi, bir kişiye mi ait, nereden geliyor? Böyle bir istek mi geldi yoksa siz mi? Hayır, ben kendim dedim ki şu dünyadan göçmeden arkamızda da bir şey bırakalım. Evet. Mesela Mehmet hocamın şimdi atölyesindeyiz, görüyorsun Mehmet hocamın. Arkada bırakacağı bunun gibi yüzlerce eser var. Evet. Yani bizim de sadece çalıp çalıp gitmeyelim dedik. Yani evet. Biz de arkamızda bir şeyler bırakalım. Bizim eserlerimiz de çalınsın biz gittikten çok sonra iyi. Yani dünyadan göçtüğümüz. Çok iyi. Peki suite'den devam edelim. Suite'ler yapıyorum dediniz değil mi? Yani suite besteliyor musun? Suite, bir başladım bir suite'e şu anda. Evet. Birinci bölümünü bitirdim. İkinci bölümünde bitmek üzere. Daha doğrusu artık notasyon işlerine bakıyorum. Ha, anladım. Yani güzel çalışma yapıyorum. Yani kendi içimden geldi. Çok profesyonel miyim? Hayır. Ama kendinizi tatmin ediyorsunuz. Yani, kendinizi tabii ki de, mutlu ediyorsunuz. Evet, müziğin zaten en büyük şeyi bu. Orkestra, yaylı dörtlülere yazıyorum. Evet. Yani string orkestraya yazıyoruz. Evet. Güzel çalışmalar yani. Belki yeri gelmişken, müzik ruhun gıdasıdır deniyor. Gerçekten gıda mı? Yani ben kendim hani şey yapmıyorum, ben size soruyorum. Yani sizin ruhunuzun gıdası müzik midir? Ya da şöyle sorayım, yani müzik dışında da ruhunuzun gıdası var mı? Ya şimdi bu tanımlama zaten benim çok güldüğüm bir tanımlama. He, yani evet. Müziğin bu şekilde tanımlanması çok komik geliyor bana. Hoş değil diyorsun. Hoş değil tabii. Yani evet. Müzik ruhun gıdası nedir? Yani şiir de ruhun gıdasıdır. Evet. Yani sizin okuduğunuz kitap da sizin ruhunuzun gıdasıdır. Tiyatro da öyledir. Tiyatro izlerseniz o da, sinema izlerseniz o da ruhunuzun gıdasıdır. Yani sanat ruhun gıdasıdır zaten. Evet, evet. Müziği sadece oradan seçip almanız doğru bir şey doğru değil. Doğru değil. Evet. Müzik nedir? Seslerin amaçlı olarak ve düzenli bir şekilde, insanların kulağına hoş gelecek şekilde yazılmış bir sanattır diye düşünüyorum. Eserdir, evet. Yani, böylece müziğin tanımını da yaptık. Peki keman burada mı, yanınızda mı? Değil, yanımda değil. Söyleseydiniz getirirdik. Şimdi evet dedim ki acaba bir kemanla kapatabilir miyiz diye hani kısaca. Evet, söylemediniz bana keşke. Bir bağlamayla kapatırız olmazsa. Olabilir tabii, bağlamayla yapabiliriz. Evet. Burada bir bağlama vardı. Bugün ilk cümlesinde Latife Tekin'in Unutma Bahçesi adlı romanının ilk cümlesini konuştuk. Tabii ilk cümleden oradan unutmaktan konu başka yerlere doğru gitti. Biraz da müzikle ilgili konuştuk. Ben de doğrusu böyle olmasını istedim. Gökay Hocam çok teşekkür ederim kanalımıza konuk olduğunuz için. Bu arada Mehmet Akkaya'nın atölyesindeyiz. Bu sefer de oradayız. Burası hoşumuza gitti. Gökay Hocam kemanını getirmemiş ama burada Mehmet Akkaya'nın bir bağlaması var. Onu gördük hemen kenarda. Hocam söylemek istediğiniz şeyler varsa son sözlerinizi alalım ve mümkünse bir Neşet Ertaş çalabilir misiniz? Onu tabii ki de çalarım. Eğer keman da hani eğer bu söyleşide çalmam gerektiğini bilseydim getirirdim ama. Evet, bu biraz benim hatam, kusura bakmayın. Yani söylemedim çünkü evde uzak buraya. Evet. Artık son cümleyi siz bağlayın. Siz de dinlerken kanalımıza abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere, keyifli dinlemeler. Gökay Hocam'ı dinliyoruz. Neşet Ertaş'tan hangisi? Bugün ayın ışığı, bugün elinde balgaşı. İyi dinlemeler. Buyurun hocam. Sağ olun. Yine nereden geldin?
neredesin, neredesin? Aldır camım perdesin. Diyeceğim çok ama da bir kalaba yerdesin. Diyeceğim çok ama da bir kalaba yerdesin. Vay ne olur ne olur, sevda sırrına ne olur. Gözdür alemi gezer de gönül biriyle ne olur. Gözdür alemi gezer de gönül biriyle ne olur. Karşıdan geçti gelin, elinde desti gelin. Sallan boyun öreyim de geçliğim geçti gelin. Sallan boyun öreyim de geçliğim geçti gelin. Vay neredesin, neredesin? Kaldır camın perdesin. Diyeceğim çok ama da bir kalaba yerdesin. Diyeceğim çok ama da bir kalaba yerdesin. Vay ne olur ne olur, sevda sırrına ne olur. Gözdür alemi gezer de gönül biriyle ne olur. Gözdür alemi gezer de gönül biriyle ne olur. Alkışlar geçiyor hocam. Teşekkür ederim. Tamamıyla kendi yorumum. Yani farklı bir şekilde söylediğimi düşünen arkadaşlara ben kendim yorumladım bunu yani. Tabii ne güzel, evet. Kendi tarzında söyledi.